25.5. It is yours, Barrett. $35 million. The Twombly is sold. The bid is here at $51 million. Thank you, sir. Bunu mesela hiç kimse bilmez. İlk defa sana anlattı. Kimseyi kandırmadım. Yani mühim olan o aslında. Her sabah resim avına çıkarım. Türk resminin çok mühim resimleri belki 15 dakikalığına benim oldu. Leonardo Salvatormundi selling here. $400 million is the bid and the piece is sold. ...1960'ların başında Türkiye'de kültür ve sanat alanına yeni bir canlılık gelmişti. Ancak bu canlılığın coşkusunu yaşayan gençlerin yetişip eserleri müzelerde yer alan birer sanatçı olabilmeleri epey bir süreyi alacaktı. Bu kuşak 1965'ten sonra devreye girdi ve kendini galerisi, eleştirmeni, alıcısı neredeyse olmayan bir sanat ortamında buldu. Buna karşın o genç kuşaktan bir isim 1975'te sanat pazarı henüz ufukta bile görünmezken Kurtuluş'ta bir galeri açtı. O isim Türkiye'nin ilk sanat galerilerinden Galeri Baraz'ın kurucusu Yahşi Baraz. Dış görünüşüyle bir dönemin mimarisini yansıtan Kurtuluş'taki Galeri Baraz, 1975'ten bu yana Türk resim ve heykel sanatının bir simgesi olarak ayakta duruyor. Atatürk'ün hocalarından Zeki Paşa'nın torunu olan Yahşi Baraz, 1944 yılında bu binanın 4. katında doğdu. Dedem şu an Galeri Baraz olan binayı 1924'te satın almış. Biz eski bir Osmanlı ailesiyiz. Benim büyük dedem Genelkurmay Başkanlığı yapmış. Harp tarihi profesörü, Atatürk'ün hocası. Daha sonra ateşe militer olarak Berlin'de çalışıyor. Ondan sonra Musul valisi oluyor. Sonra vefat ediyor. Dedem de böyle askeri bir kişilik fakat sonradan ayrılıyor ordudan. Babam da sivil savunma uzmanı, Türkolog ve Mongoloji uzmanıdır. Anne tarafımda babası Hüseyin Avni Yukaruç, Çanakkale mebusu. Cumhuriyet Halk Partisi zamanında Türk İslam Ansiklopedisi Genel Sekreterliği yapmış, Fransızca'dan çeviriler yapmış. O da aydın bir insan, yani öyle aydın bir ortamda büyüdüm. Türkiye'de sanat galericiliği denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Yahşi Baraz, 1964 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümünü birincilikle kazandı. Sanat ortamına girişim benim 19 yaşından itibaren olmuştur. Güzel Sanatlar Akademisi'ni kazandım. Birincilikle kazanmışsınız galiba. 29 puanla birinci olduk ama bir tane daha 29 puan alan bir kişi varmış. İki tane birinci oldu. Güzel Sanatlar Akademisi'nin en güzel yıllarıdır. Beni en çok etkileyen Sarı Berkel, Bedirami Eyüboğlu ki benim hocam olmadı fakat ben hep onun yanında bir şeyler öğrenmeye çalıştım senelerce ölümüne kadar. Bir de Profesör Bülent Özer, mimarlık tarihi profesörü. Mesela bugün akademiye baktığınız zaman Mimar Sinan Üniversitesi'ne bir Bedirami Eyüboğlu gibi bir hoca göremezsiniz veya bir Sabri Berkel gibi. Akademide Utku Varlık ve Komet gibi sanatçılarla aynı dönemde sanat eğitimi alan Baraz, henüz öğrenciyken koleksiyonu için ilk resimlerini de bu isimlerden satın aldı. Güzel Sanatlar Akademisi'nde onlar resim bölümündeydi. Ben dekoratif sanattan seramik kısmına girmiştim. Hepsi arkadaşımdı çünkü ressamlarla ilgim başlamıştı. İlk aldığım resim Utku Varlık'ın resmidir. 1966'da 5 lira mı 10 lira mı tam hatırlayamıyorum. İlk aldığım tablo odur. Birkaç sene önceye kadar onu muhafaza ettim. Sonra Bülent Eczacıbaşı'na sattım. Şimdi İstanbul Modern Müzesi'ndedir. Komet'le tanıştım. Hatta Komet'e ben bir ayakkabı karşılığında bir resim almıştım. Lastik bir ayakkabı ihtiyacım var dedi. Ayakkabıyı aldık, bana resim hediye etmişti. Yani bir nevi hediye sayılır tabii. İsveç, İngiltere, Almanya, İtalya birçok ülkeyi dolaşmıştım zaten öğrencilik yıllarında. Oradaki müzeleri gezdik, okullarına gittim. Özellikle İskandinav ülkeleri beni çok etkilemiştir. Picasso gördüm, Chagall, Miro, Polyakov'un resimleri, yani bütün Kobra grubu. Hepsinden karşılıklı olarak bir diyalog kurmuş olduk. Mesela Francis Bacon'ın sergilerini görmüştüm Stockholm'da. Döndüğüm zaman Francis Bacon'ın ismini bile bilmiyordu hiç kimse. Yahşi Baraz akademiden sonra arka arkaya seramik sergileri açtı. 1974 yılında seramik sanatçısı kimliğiyle New York'a gitti.
O zamanlar bu seyahatin onu bambaşka bir mesleğe yönlendireceğini henüz bilmiyordu. 5 tane seramik sergisi yaptım. Hepsi de Türkiye içerisinde. Daha sonra 1974 yılında Amerika'ya gittim ama bir seramik sanatçısı kimliğiyle gittim. Hiç galericilik diye bir şey yok düşüncelerim içinde. Bir seramik atölyesinde çalışırken aşağı yukarı 3-4 ay kadar çalışmıştım. Bir anda beklenmeyen bir şey oldu ve kapatıyoruz dediler bu seramik atölyesine. Ben parasız kaldım. Son derece zor bir dönemdi. 5 dolar gibi falan bir parayla cebimde. Bir arkadaş vasıtasıyla bir galeride, Unicorn Galerisi ismi. Orada yerleri sildik, süpürdük, camları sildik. Satılan resimleri ambalaj yapıyordum. Yani fiziki işler yaptık. Mutfak kısmıydı yani bir nevi galerinin. Satılan resimleri götürüp teslim ediyorduk falan. Fakat çok etkileyici bir şey. Çünkü 1974'lü yıllar Amerika'nın çok yükselme yıllarıdır. Pop art'ın en popüler yıllarıdır. Andy Warhol'lar, Rauschenberg, Stella'lar, Lichtenstein'lar. Bu tabii beni çok etkiledi. Dedim ki bu mesleği ben niye Türkiye'de yapmayayım? 3-4 ay kadar çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Ve burada galeri açtım. Bu Kurtuluş'taki galeri. Yahşi Baraz, babasının ve çevresinin karşı çıkmasına rağmen 1975'te Galeri Baraz'ı açtı. İlk zamanlarda kimsenin gelip gitmediği galerisini her gün inatla açıp, inançla bekledi. Babam aydın bir insan. Fransa'da yaşamıştı, Türkiye'de iddialı arkadaşları olan birisi. Dedi ki, bu bir meslek olarak sayılmaz dedi. 1970'li yılların başından bahsediyorum. Sen dedi, perişan olursun dedi, böyle bir galeri açmak falan. Yani ütopik bir şey dedi, böyle bir şey. Yok dedim, ben mutlaka açacağım. Çünkü bunu Amerika'da gördük, Avrupa'da gördük. Yani en güzel sanat eserlerinin sergilendiğini. Bunu neden dedim, tatbik etmeyelim. O zaman ben sana 5000 lira vereceğim dedi. Bana telefon dahi etmeyeceksin dedi, sıkışırsan. Şimdi tabii otoriter bir adam. Fakat binanın da bir kısmını bana verdi. Burada işlet dedi, ne yaparsan yap dedi. Ben hiç aramadım babamı fakat kendi kendime bu galeriyi açtım. İyi kötü devam ettik. Bir 10 sene biraz sıkışık geçti tabii. 1975'te Galeri Baraz'da Mehmet Güleryüz ve Neşet Günal gibi isimlerle iddialı sergiler açıldı. Ardından 1976'da düzenlediği Burhan Doğançay sergisi galeriye en çok ivme kazandıran sergi oldu. İlk sosyal ilişkilerim Burhan Doğançay'la olmuştur. Yani açtığım sergide çok önemli koleksiyoncularla tanıştım. Mesela en önemli isim o zaman için Ali Koçman'dı. TÜSİAD başkanıdır. Çok entelektüel bir kişilik. Geldi resim aldı. Şakir Eczacıbaşı geldi. O resimler almıştı. Çok meraklıydı Şakir Bey de sanata karşı. Hatta geldi dedi ki bu dedi bir dönüm noktası olacak dedi bu çağdaş resimde. Bu sergiyle bir isim yapmış oldun dedi. Bunu devam ettireceksin. Bana moral vermişti, hiç unutmuyorum. Ve ondan başladık ve Doğançay gibi çok zor bir sanatçıydı o zaman içinde. Çünkü soyut resim yapılıyor. Soyutu anlamak da zor. Mesela figüratif resim daha meşhurdu o zaman için. Doğançay'la nasıl tanıştınız? 1976 yılında galeride otururken bir arkadaş vasıtasıyla bir Amerika'dan bir ressam geldi dedi. Acaba dedi tanışmak ister misin? Tabii dedim çok memnun olurum. İsmi nedir dedim. Burhan Doğançay dedi. Hiç ismini duymamıştım. Mesela Amerika'da uzunca süre kaldığım halde hiç ismini duymadığım bir sanatçı. Bir iki saat sonra geldiler arkadaşımla. Ben dedi Amerika'da yaşayan bir ressamım dedi. Gayet mütevazı bir kişilik. Ve yaptığı işlere baktım. Slide'ı havaya kaldırdım. Müthiş işler. Aman dedim bunları bizim sergileyip sizi tanıtmamız lazım falan. O günden itibaren çok büyük bir dostluk kurduk aramızda. Ve resimlerin çoğunu da satmış oldum. Benim binada atölyesi vardı. Türkiye'ye geldiği zaman çalışırdı. Hatta 1987 yılında 1. İstanbul Bienali'nde 3 tane resim yapmıştır. Bir tanesi Süleyman the Magnificent, Blue Rhapsody. Mimar Sinan, 3 metre, 3,5 metre çok muazzam resimler. Hepsi de müzelik eserlerdir. Ben o resimleri satamadım senelerce. Mesela Blue Rhapsody, Mavi Rhapsody aşağı yukarı 1,5 milyon dolar falan gibi satın alındı. Ben de 7 bin dolardan senelerce satamadık o resmi. Yani öyle sürprizler de oluyor. Türkiye'de koleksiyoner kavramının oluşmasında önemli rol oynayan Yahşi Baraz, 1976'dan sonra Türk sanatının başyapıtlarının önemli koleksiyonlara girmesini sağladı.
1976 yılında bir yerden telefon ettiler. Nişantaşlı bir evden. İbrahim Çallı'nın bir resmi var dediler, satılık falan. O zamanlar tabii İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Nazmi Ziya, onlar çok popüler. Halil Paşa, Hüseyin Zekai Paşa, herkes onların peşinde. Aşağı yukarı 2x2 büyüklüğünde. Belki de İbrahim Çallı'nın en güzel resmi odur gördüm. Aşağı yukarı 50 bin lira falan gibi bir paraydı. Yani korkunç bir rakam. Hatta ekonomik durumum bozuldu. Yani cebimdeki en son paraya kadar gidip aldım. Resmi getirdim, kimse almıyor çünkü çok pahalı. Mesela o zamanlar Nuri Yem 2000 liraydı. Orhan Peker 1500-2000 lira. Onlar o zamanların en popüler isimleri. Çallı 50 bin lira, muazzam bir fark var. Ne yapalım, bir ilan vereyim dedim. Adam dergisine bir ilan verdik. Bir gün hemen ilandan sonra bir telefon geldi. Dedi ki sekreter, Suna Hanım sizinle dedi tanışmak istiyor. Bu resmi beğenmiş, gelip görmek istiyor. Buyursunlar dedim. Ben de doğru dürüst tanışmıyoruz Koç grubuyla. Suna Kıraç geldi İnan Bey'le birlikte. Resmi gördüler. İnan Bey dedi ki sana dedi sıfırda bir araba versek olur mu? Dedim ki İnan Bey benim benzin param bile yok dedim üstüne koyacak. İmkansız dedim. O zaman dedi parasını yollayalım dedi size. Ertesi gün büyük bir kamyon geldi, parası geldi, resmi alıp gittiler. Şu an yalısında duvarda aynı asılı yerde duruyor. En başyapıtlardan biridir ve ilk 76 yılında sattığım önemli bir sanat eseridir. Yahşi Baras sanata olan tutkusu, bilgisi, yenilikçi tavrıyla ve arka arkaya düzenlediği iddialı sergilerle sanatseverlerin ilgisini çekmeye başlamıştı. Bizim açtığımız sergiler bir koleksiyoncu kavramı oluşturdu. Çok önemli koleksiyoncular çıktı o yıllarda. Kemal Erhan vardı. Kemal Erhan benim müşterim olmadı fakat ilk önemli koleksiyoncu odur. Sonra Erol Aksoy, Mustafa Tabiloğlu, Can Haz, Süreyya Çolak. Yani benim hatırladığım kişiler bunlar. Barbaros Çağ. Bu isimler böyle arka arkaya gelmeye başladılar ve büyük bir istekle sanatı desteklediler. Koleksiyonerlerin bu ilgisi üzerine arka arkaya galeriler açılmaya başladı. Benimle birlikte Aydın Cumalı var, Ertan Mesci var. Bu arkadaşlar da son derece çalışkan kişiliklerdi. Müthiş şeyler yaptılar. Bizden sonra Rabia Çapa, Besice Can ve ondan sonra bir sürü sanat galerileri açıldı. Yani biz öncülük yapmış olduk ve bunun bir meslek olduğunu da vurgulamaya çalıştık. Bir galericinin sanattan anlaması gerekiyor mu? Bir galericinin kriterleri ne olmalıdır galerici olabilmesi için sizce? Bilgi sahibi olmazsanız mutlaka başarısızlığa uğruyorsunuz. Bir resmi satmaya çalışmaktan çok tarif etmeniz lazım. Yani iyi bir galericilik öyle oluyor. Mesela duvarda bir resim vardır. Ne yapıyor galerici? Ressamı tarif ediyor. Sanat tarihindeki yerini anlatıyor. Yayınlanan kitapları, hangi müzelerde var, hakkında film yapılmış mı? Onu zaten koleksiyoncu da bilinç düzeyi yüksek bir insan. Ona bakarak ya alıyor ya almıyor. Yani paradan falan bahsedilmez. Bizde ilk konuşulan şey paradır. Bizim sanatçıların hangisi sanatçı? Ona da bakmak lazım. Bunlar aslında sanat yazarlarının ele alması gereken şeyler. Bizde eleştirmen sayısı son derece az ve yetersiz. Bilgi sahibi çok az eleştirmen var. Bizde grafik nedir, illüstrasyon nedir, dekoratif resim nedir, gerçek sanat eseri nedir? Henüz bu ayrımı yapamadılar sanat yazarları. Bir taraftan da bizde olmayan bir şeydir. Galerilerin çoğu yurt dışında müzelere satış yaparlar. Peki siz müzelere satış yaptınız mı çok? Hiçbir müzeye satış yapamadım henüz. İstanbul Modern hariç diyelim. İstanbul Modern'de çalıştık. Benim koleksiyonumdan geçen resimler İstanbul Modern'de var. Cihat Burak, Nejat Devrim, Zeytler'in %80'i. ...1987 yılında Amerika'ya giden Yahşi Baras, Türk ressamlarını Amerika'da tanıtmak amacıyla dünyaca ünlü galerici Leo Castelli ile tanıştı. Leo Castelli 20. yüzyılın sonunda, yani son 30 sene, 40 sene inanılmaz derecede eserler satmıştır dünya çapında. Belki de işte Amerikan tarihinin en mühim isimlerinden biridir. Gittim, ben dedim Türk galericiyim falan. Yani çok yakın karşıladı beni, gayet dostça falan.
Siz dedi tanıştığım üçüncü Türksünüz dedi. Dedim diğerleri kim? Birisi dedi Ahmet Ertegün. Benim dedi müşterimdir. Bir de Bedri Baykam dedi. Türkiye'den bir yabancı ülkede sergi açmak ki bunu Kastelli'de yapmayı istedim. Dedim ki bu sergiyi Türk resim sergisini açalım. New York'ta açalım ve bir tanıtmış oluruz. Hem de Türk resmini satmaya çalışalım. Ben dedi Türk resmi asmam dedi duvarıma. Ama dedi bende açılmaz da sana dedi bir yardımda bulunabilirim. Başka bir galeri buluruz. Davetini falan her şeyini. Ben dedi sana ön söz de yazarım dedi. Ama dedi Ahmet Ertegün'ün bu projeye girmesi lazım dedi. Ahmet Ertegün'e gittim. Dedim ki bunu kaçırmayalım. Bu Türk resmi için çok önemli. Ahmet Bey dedi ki ya işte dedi bunlarla ne uğraşıyorsun dedi. İki tane ressam var dedi. New York'ta yaşayan. Birisi dedi Burhan Doğançay dedi. Hiçbir şey olamadı dedi Amerika'da. Bir de dedi Erol Akyavaş diye bir adam var dedi. Herkes dedi bir havuzda yüzüyor. Bu da gitmiş tek başına başka bir havuzda yüzüyor dedi. Şimdi ben tabii buz kesildim. Yani hiç beklemediğim bir şey. Ve o proje yarım kaldı. Şimdi biz aslında desteklenmedik. Meslek hayatı boyunca yerli ve yabancı pek çok önemli sanatçıyla işbirliği yapan Yaşşı Baraz, 1981 yılında New York'ta Andy Warhol'la tanışmasını bakın nasıl anlatıyor. Benim bir galerici arkadaşım vardı. Dedim ki ben Andy Warhol'la nasıl tanışabilirim? Belki bir sergisini açarsam. Benim de çok yakınım dedi. Beni götürdü oraya 1981 yılı. Factory diye bir yer, çok büyük bir atölye Midtown'da. Andy Warhol işte orada karşıladı. Böyle bir 20-30 kişilik bir grup. Hayır dedi, böyle elini hafif uzattı ve el sıkıştı mı sıkışmadı mı anlayamadım da. Dedim ki işte biz Türkiye'den geliyoruz falan böyle bir şeyler. Ben dedi size göstereyim dedi. Adamlar 10 tane resim dizdiler. Bakın dedi işte bunlar var dedi falan. Tam biz onlara bakarken arkada 10 tane daha öbürleri organize ediyor. Yani müthiş bir profesyonellik. Ben ambale oldum tabii. Çünkü ben bir şey değilim. Yani Andy Warhol'un sattığı fiyatları düşünüyorum falan. Rezil oldum dedim şimdi almazsak falan. Sizin dedi ne kadar ciddi olduğunuzu anlamak için iki resmimi 100 bin dolara satacağım dedi. 50 bin dolar tanesi istediğinizi beğenin dedi. Şimdi o resimlerden alsaydık bugün tabii 30-40 milyon dolar falan ediyor. Ben Türkiye'ye geldim dedim ki Andy Warhol gittik tanıştık alalım dedim bunu koleksiyonculara. Andy Warhol kim dediler. Hiç kimse ilgilenmedi 1981 yılı. Bugüne kadar yüzlerce sergi düzenleyen Yaşşı Baraz özellikle 1980'ler ve 90'larda gerçekleştirdiği büyük sergilerle Türk sanat tarihinde iz bıraktı. 250'nin üzerinde sergi açtım. Bunların bir kısmı kişisel sergi, bir kısmı da karma sergiler. Hem kendi galerimde açtım hem bazı kültür merkezlerinde İstanbul'da, Ankara'da. 3 tane de yurt dışında açtım. Bir tanesi Chicago'da Carson Price Scott 1978 yılında açtım. Karma bir sergiydi. 81 yılında Düsseldorf'ta açtım. Yine Sofya'da açtım. Son sergim diye alamıyorsam. Yani 3 tane de yurt dışı sergisi var. Hatta bir kitapta da ilk defa yurt dışında bir galericinin tertiplediği sergi olarak kitaba geçtik. Böyle bir özelliğimiz de var. Geriye dönüp baktığınızda en gurur duyduğunuz serginiz hangisi oldu? Türk resminde çıplak, Türk resminde natürmort, Türk resminde figür ve portre. Ya bunlar aslında bir hazırlayıcıydı. İlerinin müzeleri için son derece önemli sergilerdi. Ama benim favori derseniz Türk resminde soyut eğrimler. O müthiş bir sergiydi. O soyut sanat o sergiden sonra çok daha popüler oldu. Nejat Devrimler, Doğan Çaylar, Erol Akyavaş, Kemal Önsoy, Mübin Orhon. Yani birçok koleksiyoncu o sergide tanıdı birçok genç sanatçıları da. Ressamlardan çok uygun fiyata eser alıp çok fahiş fiyatlara satmanız eleştirildi. Bu eleştiriyle ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Şimdi olabilir. Ben de zaman zaman duyuyorum. Fakat tabii onlar bence bilgisizlik içerisinde yapılan şeyler. Çünkü bizim başladığımız zaman mesela birkaç fiyat versek çok daha iyi olacak. 1975'li yıllarda dolar 15 liraydı o zaman. Ben resim almaya başladığım zaman Ömer Uluca 200 dolar verirdim. Zekai Ormancı, Güngör Taner hepsi böyle 300 dolar, 400 dolar.
Yani Türk resminin değeri yoktu. İlk değer biçen galeri biziz. Şöyle düşünmek lazım. Eğer o ressamlar benden 300 dolara satarken başka birisi 400 dolar verseydi zaten oraya satarlardı. Benden başka daha yüksek veren yoktu. Onun için bu tip şeyler geçersizdir benim için. Çok ünlü sanatçıların yanı sıra ticari sergiler açarak nitelikten ödün verdiğiniz de söylendi. Şimdi galeriyi açtığımız zaman Batı ülkelerinde olduğu gibi belirli bir kişiliğimiz yoktu. Yani ne satacağız? Pazar yok, müşteri yok, bir müze de yok. Hani müzeye satalım. Hiçbir şeyin olmadığı bir yerde ne gelirse resim sattık. Bu böyle senelerce devam etti. Mesela Rusya'dan bir resim gelirdi. Azerbaycan'dan bir 5 dolar, 10 dolara bir resim gelirdi. Onu da satardık. Doğançay'ı da satardık. İbrahim Çağlı'yı da satardık. Tabii çok değersiz resimler de sattık. Ancak bu böyle müzelik bir eserdir diye de satmadık. Ben bugün 2 dolardan Azeri ressamı satmışsam kimse beni eleştiremez. Ben o günü geçirmek için sattım bunları. Şimdi bakmayın yani oturduğu yerden insanlar konuşuyor. Galericilikte 45 yılı geride bırakan Yahşi Baraz, Türk resminin dünyadaki yeri konusundaysa Türkiye'nin sanat alanında batıya entegre olamadığı görüşünde. İnsanlar var Türk sanatçıların içerisinde, çok yetenekli var. Fakat buradaki sorun şöyle, bu iş tamamıyla bir Hristiyan toplumunun yarattığı bir şey. Onun için zaten yarışamıyoruz. Yani ben bunu şuna benzetiyorum, bir parti oluyor, herkes dans ediyor partide. Biz de partinin duvarına çıkmışız, bahçe duvarına, dans edenleri seyrediyoruz. Mesela gidin herhangi bir müzeye, Whitney'e gidin, Guggenheim'a gidin. Bir odasına girin, Jasper Johns, Rauschenberg, Stella, aklınıza kim geliyorsa bunların hepsi 20-30 milyon dolar. Şimdi siz bu Türk ressamı nasıl gidip de Jasper Johns'ta mücadele edecek? O kadar büyük bir uçurum var ki. Türkiye'de çok meşhur olabilir bir ressam veya bir koleksiyoncu veya bir galerici. Ama uluslararası olmak için başka değerler var. İşte biz oraya henüz daha gelemedik. Sanatçı öyle bir şekilde çıkış yapacak ki dünya sanatına bir katkıda bulunacak. Ve diyecekler ki bugüne kadar Türk dünyada hiç yapılmamış bir ekol, biz bunun peşinden gidelim. Mesela hiçbir ressamımız bir dünya ressamını etkileyecek bir sanat eseri üretmemiştir. Ama Picasso üretmiştir, Francis Bacon üretmiştir. Ressamlarla aranız peki nasıldır? Diyaloglarınız temkinli ve uzak mısınızdır? Yoksa yakın dostluklar kurar mısınız? Tanımadığım ressam kalmamıştır. Yani 1898 doğumludan işte İbrahim Safiler, Elif Naciler'den düşünün. En yakın gençlere kadar hepsinden tanıştım. Ben bizzat gidip tanıştım zaten. Fotoğraflarını çektim. Bende çok büyük bir fotoğraf albümü de vardır, sanatçı portreleri. Onları ileride sergileyeceğim. Fakat diyalog kurduğum çok az ressam var. Bir tanesi Doğan Çay'dır mesela. Ondan gerçek bir arkadaşlığımız oldu ölünceye kadar. Neşet Günal'la çok iyi oldu. O da çok kuvvetli bir karakterdi. Ömer Uluş da bir miktar oldu. Onun dışında Nejat Devrim'le de oldu. Peki hiç böyle ilginç, unutamadığınız bir anınız var mı? 88 yılı. Telefon etti Nejat. Gel dedi, beni kurtar. Nejat Bey zaten öyle enteresan bir adam. Dedim ne oldu? Bloke oldum dedi Danimarka'da. 2,5 ay oturmuş, hiç para ödememiş. 24 bin dolar gelmiş hesap. Ben Danimarka'ya gittim, müdüre çıktık dedim. Ben dedim Nejat Bey'in arkadaşıyım, dealer'ım falan. Ya dedi adamın elinde Ürdün kraliyet pasaportu var dedi. İngilizce, Fransızca mükemmel dedi. Adam para ödemiyor dedi. Bu nasıl bir adam? Asil de bir adam dedi. Yani çok, sen tanıştın mı Nejat Bey? Yok, tanışmadım. Ya muhteşem bir adamdı yani. Dedim o öyledir falan, siz merak etmeyin. Ben dedim ödeyeceğim parasını. Parayı ödedik. Nejat Bey de bana resim verdi tabii ona karşı. Yahşi Baraz başka hiçbir iş yapmadan hayatı boyunca sadece sanatla ilgilendi. Galericilik kimliği dışında önemli koleksiyonlara danışmanlık yapan ve yüzlerce sanat makalesi yazan Baraz, iyi bir ressam olmak için neler gerektiğini şu sözlerle anlatıyor. Şimdi bizdeki ressam modeli çok enteresan. Çok çabuk meşhur olmak istiyorlar. Böyle bir şey yok aslında. Resim sanatında özellikle resim, heykel, yani plastik sanatlarda çok uzun vadeli bir şeydir.
bir anda bir movie star gibi yaşamak istiyor. Böyle eğlence hayatın içinde ama böyle bir yaşam şekli yoktur ressamın. Bugün büyük ressamlara baktığınız zaman çok büyük yalnızlık içinde o üretimi yapmışlardır. Siz bugün mesela Jasper Johnson hiçbir açılışına bile gitmemiştir ama en pahalı ressamdır. Ve sadece nasıl resmi daha iyi yaparım diye hesaplayan bir adamdır. Dış dünyayla bağları yoktur. Mesela Balthus'u düşünün. Dağın başında İsviçre'de hiç kimse fotoğraf bile çektirmemiş. Bugün en pahalı ressam gitsin mesela bir Türk koleksiyoncusu Balthus almak istesin alamaz. Öyle bir sanatçı modeli yaratılmalı ki Türkiye'de ki bugüne kadar ben görmedim. Hepsinin hayatını biliyorum. Çok büyük bir kısmı hemen bir şey yapıp bir para nereden kazanılır? Yok böyle bir şey. Kazanamazsınız. Bin parça olmuş bir yaşam şekliyle zaten sanat yapılmaz. Galerinizde bir sanatçıyla çalışırken hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? Şimdi o çok önemli bir şey. Sanatçının yaratıcı olup olmaması. Şimdi birinci planda onlara bakmak lazım. Bir de karakter sahibi olması lazım. Sözüne güvenmeniz lazım. Bizim nesilde yani bizim kuşağın içerisinde bazı çalışmalar yaptık ünlü sanatçılarla. Biraz ün kazanınca kendileri satmaya başladı. Orada bazı problemlerimiz oldu. Yaşı Baraz 600'e yakın esere sahip olmasına rağmen kendisini bir koleksiyoner olarak tanımlamıyor. Her sabah resim avına çıkarım. Telefonla atölyeleri gezerek, işte sergileri gezerek nerede iyi bir resim var onun peşine düşerim. Yani ben aslında koleksiyoncu değilim. Fakat Türk resminin çok mühim resimleri belki 15 dakikalığına benim oldu veya bir günlüğüne benim oldu. Çünkü koleksiyonculuk çok zor bir şey. Koleksiyonerlerle ilişkileriniz nasıldır? Diyaloğum çok iyiydi. Karşılıklı güven duygusu içinde çalıştık. Bu çok iyi bir resimdir. Bunu alın dediğim zaman almışlardır. Ve 15'si de artma o göstermiştir. Ben çünkü her resmi savunmam. Kendi içimde bir ayıklama yaparım. Ondan sonra göstermek isterim. Eğer ben beğenmiyorsam zaten göstermem. Yaşı Baraz özellikle Avrupa ve Amerika'daki müzeleri ve sanat hareketlerini yakından izledi. Yabancı sanat galericileriyle işbirliği yaparak Damien Hirst, Julian Schnabel, Andy Warhol gibi isimlerin eserlerini Türkiye'ye kazandırdı. Ben bugüne kadar hep lokal sattım. Fakat son 5 yıl içinde internasyonel resimlerden de çok sattığım oldu. Keith Haring sattım. Julian Schnabel, Clemente, Frank Stella, Anselm Kiefer, Damien Hirst sattım, Andy Warhol, Rainer Fetting. Yani çok iddialı sanatçılardan arka arkaya Türk koleksiyoncularına kazandırmış olduk. Tam bir kitap tutkunu olan Yaşı Baraz, yurt dışından ve Türkiye'den aldığı yaklaşık 20 bin kitabıyla büyük bir sanat kütüphanesinin oluşmasını sağladı. Baraz, araştırmacıların yararlanabileceği zengin sanat kütüphanesinin yanı sıra Galeri Baraz yayınlarını kurarak Türk sanat tarihi için çok önemli olan 6 kitaba da imza attı. 20 binin üzerinde tahmin ediyorum. Yani hiç saymadım. Beni İstanbul kitapçıları çok iyi tanır. Böyle sanat kitabı geçtiği zaman hemen telefon ederler, gidip alırım. Bazı sanat meraklısı tanıdıklarım var. Onlar gelip inceleme yapıyor. Birkaç genç arkadaş var. Tez hazırladılar falan. Böyle yardımlaşma oluyor aramızda. Hoşuma da gidiyor tabii. Yaşı Baraz yıllarca İstanbul'daki eskicilerde Türk resim sanatının önemli eserlerini aradı. Bu sayede yüzlerce eseri kaybolmaktan kurtaran galerici, bu eserlerin koleksiyonlarda baş köşeye konulmasını sağladı. Bir tane kule dibi vardı tünelin altında. Bir tane de Üsküdar Bit Pazarı. Mesela ben orada inanılmaz değerli güzel resimler bulmuşumdur. Nazmi Ziya buldum, Hikmet Onat var, Halil Paşa buldum, Türk primitiflerinden bulduk. Hepsi böyle atılmış vaziyette ama. Mesela bir yangın geçirmiş, evi satılmış, işte içinden çıkan eşyalar var, tesbih var, şamdan var, bir tane de resim çıkmış. Yerlerde sürünürdü Türk resmi. Onları aldık, güzel çerçevelettik, temizlettik, tamir ettirdik. Yani bu 80-85'e kadar devam etti. Galericiliğe başladığınızdan beri çalıştığınız sanatçılar arasında en çok prim yapan kimler oldu? Burhan Doğançay, Neşe Erdok, Mehmet Güleryüz, Ömer Uluç, Nejat Melih Devrim, Fanusa Zeyt. Bu isimler çok büyük prim yaptılar. Bunların alış fiyatlarını düşünüyorum.
Yani 500 dolar, 1000 dolardan falan başladık. Bugün herhalde en yüksek satış olarak da 4,5 milyon dolara Farnüsa Zeyd satıldı. Yani bu isimler tabii benim gurur duyduğum isimler esasına bakarsanız. Yaşlı Baraz 1983 yılında Hülya Salihoğlu'yla evlendi ve aynı yıl kızı Rüya dünyaya geldi. Baraz 2004 yılında sanatçı Maria Kılıçlıoğlu'yla hayatını birleştirdi. Maria ile tanışmam sanat dünyasından oluyor çünkü tanınmış bir heykeltıraş. Yıllardır tanırdım fakat 2000 yılından itibaren beraberliğimiz oldu. 2004'te de evlendik. Ben ona hala bir girlfriend'immiş gibi bakıyorum. 20 seneyi geçti fakat bir nevi flört ediyormuş gibiyiz ki o çok mühim bir şey. Evlilikten daha mühimdir. Türkiye'nin yakın dönem sanat tarihinde önemli rolü olan Yahşi Baraz, çoğu zaman eleştirdiği sanat çevrelerinden hiçbir takdir beklemediğini şu sözlerle anlatıyor. Hiçbir zaman bir takdir beklemedim hayatımda, hiç kimseden beklemedim. Ve hoşlanmam da, yani birisi beni tebrik etsin falan, hiç onlardan da hoşlanmam. Mühim olan kendi verdiğiniz karardır. Yoksa başkasının beni takdir etmesini hiçbir zaman düşünmedim. Zaten benim neslim içinde beni takdir edecek birilerinin çıktığını da sanmıyorum. Çünkü en çok eleştirmiş olan da benim, o yazarları. Şimdi eleştirilmiş bir yazar benim hakkımda iyi bir şey yazamaz. Ama 20-30 sene, 50 sene sonra yazan çıkacaktır. Ondan %100 eminim. Çünkü biz bu işi yoktan var ettik Türkiye'de. Kimse farkında değil. Sanata tutkuyla bağlı olan 77 yaşındaki galerici şu an hangi döneminde olduğunu şu sözlerle anlatıyor. Çok rahatım. Yani en ufak bir problemim olmadan bu yaşa geldim. Ona çok önem veriyorum. Kimseyi kandırmadım. Yani mühim olan o aslında. Hiçbir fatura bırakmadım. Yani her inandığım şeyi sonuna kadar söyledim. Haksız yere de kimseyi incitmemişimdir. Huzur içindeyim. Yani gece yattığım zaman sabahleyin kalkıp yine aynı işime devam edebiliyorum. Yahşi Baraz yaklaşık yarım asırdır aynı binada, dört bir yanı kitaplarla ve resimlerle çevrili çalışma odasında konuklarını ölçülü bir yakınlıkla karşılamaya devam ediyor. Usta galericinin duygularını belli etmeyen soğukkanlılığı sanattan konuşmaya başlayınca bir anda canlanıyor. Hay Allah. Tabii kolay gülüyor ama. O zaman telefon ediyorum. Telefon çalıyor, buyurun diyorum falan. Öyle mi? Evet, buyurun, evet. Konuşuyoruz. Biz de aktör olduk 77 yaşında. Evet. Çok mersi. 100 bin dolar. Tamam. Banka hesabıma yollayın. Ondan sonra. İnşallah gelmez. Evet, çuvala çok iyi olur şu an olsa. Şu mesela avantgard şeyler de açtık. Sırf böyle natürmort sergisi değil de mesela böyle şeyler.